Nereden? Part 2 oluyor şu anda Erkan Ekenbey. Nereden ama başlayayım ben? İstedim de aynı yere devam edebilirsin. Yurt dışı. Yurt dışı. Şu anda işte genel anlamda söylediğim gibi bu ülkemizde maalesef olmadığı için, bu tasarıma ilgi, değer verilmediği için, yeterince bu anlamda destek olunmadığı için, yani bu ben kendi adıma söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben haute couture yapıyorum zaten. Teşvike gittin mi? Teşvike? Teşvik vardı geçen hafta. Teşvik. Bir partisine katıldım sadece ama bu öyle o şekilde olacak şeyler de değil bunlar. Bunlar sadece altı boş göstermelik yapılan şeyler. Bence verimli olan bir şey değil. Yapılmış olması için yapılan şeyler. Evet. Lütfen gerçekçi olalım. Özentiyi bırakalım da kendi değerlerimize sahip çıkalım dedim. Hemen şeyi soracağım. En çok benim ilgimi hoş geldiniz. En çok ilgilendiğim şey şu. Bu yeni tasarımcılar ne yapmalı? Evet. Onlara tavsiyeniz nedir sizin? Yeni tasarımcılar ne yapmalı? Yeni ya lütfen ne olursunuz yeni tasarımcılara herkes bir el versin ya. Ne olursunuz. Çünkü okay. Yeni tasarımcılar abi binlerce tanıdığım var ya. Hepsi zordalar, hepsi iş arıyorlar. Hepsi farklı alanlara yöneliyorlar. Başka alanlara kayıyorlar şu anda. Evet. Şimdi ben zavallı kızcağızlar o kadar emek veriyorlar, okula gidiyorlar. Abi tabii sonunu cevaplayacağım, bırakmayacağım. Söyleyeceğim. Kurtacağım ama ben. Erkan Özarman öyle yapıyor ya, soruyor da bunu soruyor. Okey, siz devam edin buyurun. Şimdi ben yeni tasarımcı arkadaşlara, stilist arkadaşlara, tasarımcı bence olunmaz zaten, doğulur zaten. Evet. Onu da söylemek istiyorum. Ama stilist, dizayn işte, her neyse bütün bunların içerisinde, tırnak içinde. Bir kere kendi yaptıkları tasarımdan, özünden vazgeçmesinler. Evet. Eminim tabii ki kolay değil. Çünkü ben de onların geçtiği noktalardan geçtiğim için kolay asla değil. Yani maddi ve manevi anlamda çok büyük destek olması gerekirken bunun tam tersi olmadığı gibi artı kösteklerle karşı karşıya olunuyordur eminim. Dolayısıyla azimlerinden vazgeçmesinler her şeye rağmen. Evet. Dediğim gibi tarzlarından vazgeçmesinler. Tarzlarını geliştirsin, araştırmacı ve vizyonu genişletmeye çalışsınlar. Evet. Ben kendi adıma bünyeme eğer hani siz hangi kimi yetiştirdiniz ya da tabii ki yetiştirdiğim insan oldu, sektörü kazandırdım. Bunu ben gazetelerde ya da medyada ilan etmek durumunda değilim. Müşteriyim her şeyden önce. Yine de yaparım da. Hatta evet. Üniversitelerin bazılarında ders vermeye hazırlanıyorum burada Türkiye'de yaşadığım evet. Sürede. Bizim Türkiye'de zaten az önceki sorduğunuz sorunun paralelinde evet. Maalesef hani desteğin haricinde köstek adından nitelendireceğimiz bir istememezlik, çekememezlik ve hainlik söz konusu. Bu sadece tekstil ya da moda fashion'da değil. Yani evet. Genel anlamda bütün sektörlerde olan evet. Bir yapımızda var bu. Ne hikmetse. Ama niye böyle bizim yapımızda böyle bir ama şey? Ama böyle bir şey biz çok karışık olduğu için evet. Ülkemizin. Şey milleti. Soracağım. Biz çok yok. Her milletin kısıtlı. Karışmasından kısıtlı. Böyle aynen. Bir yani normalde işin haricinde de komşu ne giymiş ya da şu ne yemiş, başkalarıyla ilgili, insanların kendileriyle ilgili değil, aynaya dürüstçe bakılmıyor. Evet. Böyle olduğu sürece de zaten hiçbir zaman pozitif bir şey çok fazla maalesef yerleşmeyecek. Ne yapmalı yani ama? Polyanlarcılık oynamaya da gerek yok. Tamam, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu anlamda ulaşabildiğimiz noktalara kendi imkanlarımızla mümkün olduğunca kapıları çalmaya yılmadan, kompleks yapmadan, en çok çünkü bana da zamanında yapıldı. En bazı çok isimler vardı ki bana fırsat vermedi yani kovar gibi yaptılar bazı yerinden ama ben birisi bana geldiğinde ben kovar gibi yeni genç stilist bir arkadaşa yapmadım. Evet. Şimdi bütün yeni öğrenci arkadaşların şikayetleri şunlar. Biz okulumuzu okuduk. Haristlikten vazgeçilsin genel anlamda. Hani bir yere oturmuş olan isimler var. O bu genelde yapılarımızda var. İnsan bir yere oturunca sanki oradan böyle hani yaşlanılsa bile atıyorum kendilerini kanıtlasalar bile başkasına fırsat vermeme bir ahlağı var. Bu değişmeli. Evet. Bunu da şu isim bu isim demeyle bitmiyor ki. Karakter neyse odur. Bu işte de çıkabiliyor. Atıyorum bir engineering yani bir mühendislikte de olabiliyor. Atıyorum bir kimya şeyinde de olabiliyor. Bütün sektörlerde, turizmde de olabiliyor. Maalesef öyle. Evet. Herkes kaplığı yeri kimseye vermek istemiyor. Ya vermezsin zaten böyle kimsenin yeri alma gibi bir şey yok. Evet. Çünkü bu bizim sektörümüzde yani tekstil ve moda sektöründe zaten kendi farklılığını çalışmalarıyla ortaya koyduğu ürünlerle zaten kendini çıtayı yükselte ve sihirilir. Zaten öbür türlü bunun ayrıca zaten ille işte çok bir tek bir firmaya çalışması gerekmiyor.
dışarıdan da çizim yapılabilir, bilmem ne olabilir. Firmaların da aynı zamanda sadece modacıların ya da tasarımcıların değil, firma sahibi genç bir stilist arkadaşı alıyor, atıyorum bir ürün, bu ayakkabıyı geliştiriyor, stilist dizaynını veriyor, işte atıyorum. Güzel başarılı da satış da oluyor. Evet. Ondan sonra ya da o sezon, çünkü bunun içinde o kadar büyük unsurlar var ki, ben hazır giyimde de çalıştım. Evet. Sırf kendimi sınamak için çalıştım. Evet. Satış müdüründen tutun bilmem hangi kısımdaki departmandaki insanların müdahalesi var bu işe. Evet. Bir kere ülkemizde en büyük yapılan şey tasarımcıyı kendi başına bırakmama. Evet. Ama tabii ki stratejisi, firmanın stratejisi ve tarzıyla ilgili yola çıkılmalı elbette, temel o alınmalı baz, ama sonra 3 kuruş 5 kuruş maaşına zam istenildiğinde onu vermemek için o yetişmiş olan stilisti kaybediyor. Başka firmaya zaten hazır ve donanımlı olarak gitmiş oluyor. Vay stilist ya, vay bilmem ne. Senin yaptığın o stilistin ürettiğinden kaç bin tane üretiyorsun, para kazanıyorsun. Orada 3 kuruş zam yapmayı neden yani destek olmaya kabul etmiyorsun? Bu mantalite olduğu sürece Laleli'nin durumu olduğu gibi birçok yerde olacaktır. Evet. Ben bunu herkes bir söylediğimi laf olsun diye söylemediğimi eminim farkındadır anlayabilen için. Bunu şöyle bir düşünsün, böyledir ama. Maalesef böyledir. Günün sözünü söyle, bu konuyu kapayalım. Günün sözünü lütfen herkes kendiyle daha çok ilgili olsun genel anlamda. Aynaya bakarken her zaman söylüyorum. Yani dürüst olsun. Kendine dürüst olsun. Doğaya dürüst olsun, sonra kendine dürüst olsun. Elbette, onu zaten söz konusu bile değil. Evet. Doğa neyse odur zaten. İstediği kadar insanlar kirletmeye çalışsın. Ama tabii ki onu da korumalıyız, dikkat etmeliyiz. Ama insanlar biraz haristiklerinden vazgeçsinler. Haristiği açabilir miyiz haristiği? Açayım mesela, en büyük haristik bence yolda yürümesini bilinmemesidir. Evet. Başkasını sözlü ya da hareketle taciz edilmesidir. Psikolojik komplekslerinden dedi. Tabii canım, o kadar çok psikolojik baskı, sorunları var ki insanların. Evet. Bizim ülkemizin çok insanların, genç insanlarda bile çoğunda görüyorum. Evet. Yanındaki kızdan dolayı omuz vuran var. Ya da hala 21. yüzyılda böyle. Ya da bir şeyleri bahane edip yaklaşmaya çalışan var. Ben çok tacize uğrayan bir insanım mesela. Baskıdan dolayı. Evet. Kızlardan, kızlar tarafından mı? Kız da erkek de. Yani şimdi biraz ismim olduğundan dolayı. Evet. Dolayısıyla tanımak ya da tanışmak için bahane aramak, bahane bulmak adına yapılıyor. Evet. Bu bir sigara isteme de olsa, barda da olsa, dışarıda da olsa, bu böyle maalesef. Ben bundan nefret ediyorum mesela. Evet. Sevdiğim bir şey var mesela. Nasıl sevmediğim şey bu. Evet. Sen nasıl davransın istersen sokakta yürürken, gezerken, işte bana değil. Yani genel ben olarak sokakta normal bir insan olarak yürüyorsam, ben şov yapmıyorsam, yani evet, kendi defilem ya da bir sunumum yoksa, ben normal casual olduğum gibi bir adamım. Yani bana kimse özellikle baksın diye acayip saç renklerine ya da takılara, giyime giren bir insan değilim. Giyenlere de saygı duyuyoruz. Yani duyuyorum tabii ki. Herkes kim ne kadar sivrilmek istiyorsa yapıyor zaten. Ama ben bu dertte değilim. Onun için gereksiz zamanlarda gereksiz ilgilerden hiç hoşlanmıyorum. Anladım. Siz mesajınız var mı? Ama yaşadıklarımıza rağmen hayat güzel. Her şeye elbette, rağmen. Elbette, her şeye rağmen. Her şeye rağmen yaşamak çok güzel. Tabii yani ki güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. İzleyicilere de teşekkür ederim. Avantgard sokak moda izleyicileri. Çok teşekkürler. Başka bir röportajda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sevgili